Merhaba arkadaşlar, ben Veli Avcı, boyuncalhaber.com. Şimdi burada boyuncellerimizin çınarlarından dedem Ali Kolukısa var. Asırlık maşallah, Allah sağlık sıhhat versin. Kendisi boyuncalı tarih hakkında derin bilgilere sahip olmakla beraber Şahbaz Boyunca Öz Boyuncalı Köyü, Şahbaz Kuyusu mevkiinde oturur. Çocukluğumuz canlarında geçti. Allah razı olsun kendisinden, Allah şifa versin, uzun ömür versin. Şimdi Şahbaz Kuyusu'nun hikayesini bize anlatacak. İsmi nereden geliyor, kuyular nasıl kazıldı, kim kazdı onu anlatacak. Buyur dedeceğim. Şahbaz Kuyusu tarihten bir Şahbaz Kuyusudur. Ötesi de Şahbazlardan alınmış. Bundan 200-300 sene beri bak. Bunlar böyle geldi geçti, geldi geçti, geldi geçti. Nihayet bir gün bu Şahbaz Kuyusu'nda altında o kuyu tükenmeye başladı. Tahtakuyu mu? Altın yok yok benim yaptığım yerin altında kuyu. Ha, tamam. Gelin dedim bu kuyu dedim dolardalım. Bu kuyunun ben de dibine indiğim zamanında bir yerden su geliyor. Ben kuyucuyum dedim. Bak biri yanaşmadı ya. Ulan herkes vazgeçmiyordu. Bu sefer ben de tuttum. Ben kuyucu yanında çalıştığım için kuyuculuktan az çok anlarım. Tuttum üst tarafına bir kuyu deştik. Çocuklarımla beraber. Arkadaş 2 metreye geçti. Geçtik su altından fışkırdı. Bu sefer gel. Gelsek sabahla kalksak top dolu dolarmış aşağına su akar. Öteki kuyu kapandı gitti. Bakmadılar. Uğraşı, 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 uğraşı. Bu kuyu deştik. Beton kuyu değil mi? Evet, beton kuyu deştik. Çocuklarımla beraber varsak sabaha kadar varsak top dolu dolarmış. Aşağına da bize akarmış. Bu sefer üstünü Karaman'dan çimento şey getirdim. Çimento getirdim. 7,5 lira, 7,5 liraydı tenesi çimentonu getirdim, kum getirdim, yaktım, çattım. Bütün geçmişlerimizin ruhu için hayrat olarak yaptım. Evet, Allah Ama ben razı olsun. sulayıp da benden sulayacak diye bir şey yok. Evet. Ama şu var ki ben orayı sattım. Satarken de bunu böyle ifade ettim. Burayı haşa haşa, sümme haşa, her kim olursa olsun malının mülkünü, suyunu içecek, motorunu götürecek her birini ne yapacak yapacak diye. Serbest serbest bıraktım ve hayret bıraktım. Evet, Allah razı olsun Evet. dedeciğim. Orada 2 dam var. Bunu da ben ağzımı almadım. Biz orayı sattık. Benim hazırlığıma yakışmaz. Onlar da Solak Hasan gibi. Benim oğlumun kaynanasıyım. Orada benim yeğenlerim var, kızım var. Onlar da serbest yalasınlar tamam. Evet, Allah yaylada. verinceye kadar bize hayırlı versinler. Evet, Allah razı olsun Bak dedeciğim. hadi. 3 tane gözlüğüm var. Bir de dinim atarlar. Yine tükendi. Allah'a soktu. Bak. Ta dağın geri yüzünden İvazlılar su götürdü. İnanır mısın? Evet. İşte soruyor beni daha. Ya zaten şey var arkadaşlar. Şöyle bir Baş şey var. ayaklarına, baş Bak, ayaklarına, o taş oradan yerde geldiler su damlatırlar. götürdüler. Oradan, oradan. Her yer kurudu, her yer. Ama orası kurumuyor. Bu Evet. suyu kurumaz. Bizim Şahbaz Kuyusu'nun suyu dediği gibi dedemin her bütün yaylarda Özboyuncalı köyün Herkes bütün sulayacak yaylalarının malının suyu suyu orası. kuruyor dedemin. Evet. O bahsettiği Şahbaz Kuyusu'nun suyu hiçbir zaman bitmiyor. Bütün bölgelerden gelip oradan su alıyorlar. Hatta oradaki ne Herhalde. ocağı demiştin abi sen? Mermer ocağından bile gelmişler su götürmüşler. Traktörlerle, kamyonlarla gelip Evet, su götürüyorlar. Ne biz güzel bir şey. gördükten sonra kuzulular orada taş maden buldular maden. Maden ocağına taş çektiler. Kaç bir sene 2 sene. Su çektiler de. Oradan geldiler su götürdüler. Efendime söyledim. Her yer kurudu. Melberen. Şahbaz kuyusu kurumadı. Maşallah. Allah Allah bereket. Evet. kazanan, deşen, eden nur içinde yatsın, nur içinde yatsın, nur Amin içinde amin. yatsın. Allah razı olsun dedeciğim. Kuyunun birini sen kazmışsın Serbest, zaten. serbest. Dede, Hiç. o öbür kuyu eskiden mi kalmış? O tahta kuyu. Şahbaz Kuyusu'nun tahta kuyu. Çok mu eski? O çok eski tarihten mil ile beri. dolu Ben kuyu, belki mil ile babamdan dolu, mil bilmem, ile adamdan dolu. dolu. Bilmem. Neye be? Bin deva sulanırdı, bin deva sulanırdı. Silmezdi o kuyu, o küçük bir kuyuydu. Ama şimdi mil ile doldu. Biz Aynen. bolardalım dedik. Gelin birlenelim, hepsini bir yere kazdıralım, toparlayalım dedik, bize yanaşmadılar. Biz de ayrı o kuyu deştik, Allah'ıma şükürler olsun, çocuklarımla birlendik, deştik, ayıtladık, o kuyu hayret işi yaptık. Evet, Ama herkes için onlar yap. da ister yapar, ister yapmaz. Evet, siz gerekeni yapmışsınız zaten. Benim, ben kuyucuyum da çok eğlendim. Şimdi kuyu yukarıdan geliyor, güner güne oradan su geliyor, çok zengin su, çok. Evet. Ondan sonra bizim damın altına varınca orada taşlı geliyor. Beri tarafa biraz pölünmüş. Ora kadar indim ya. Aşağı kuyuyor. Tahta kuyuyor. İndim miydi bak. Şu kadar bir su geliyor. Şu kadar. Öf maşallah Şu maşallah. kadar.
Ya uğraştım gelin. Dediniz ya işte küt dikmeliyim. Ötekmeliyim. Tamam şey yapma öyle fazla ayrıntıya girme. Kimsenin şeyine yapma. Boş hayır muharek gün. Sonuçta şu anda herkes, oradan su içiyor. Hayrattır. Evet, hayrattır. Evet, hayrattır. Evet, evet. Herkes su götürecek. Kimse kimseye müdahale edemeyecek. Başında oturanlar da müdahale ederse babanım da boynundandır. Arkadaşlar dedem bas. İstersen yaparsın. Diyor ki dedem o kuyu diyor çocuklarımla beraber kazdık yaptık ama diyor ben herkes kim olursa olsun isterse dağdan isterse taştan kuş kurap derler bizde kim olursa olsun gelsin kuyudan herkes suyunu götürsün kimse engel olmasın kimse su vermemezlik yapmasın hayran, diyor. Bak hayratlık yaptım ben o kuyu diyor. Yani orada iki tane kuyu var bilmeyenler için tekrar edeyim. Bir tanesi eski bir tane tahta kuyu taştan yapılmış. Onun yan tarafında beton kuyu dedem yapmış anlattı şimdi arkadaşlar. Kuyu bizim dediğim gibi diğer yaylalarda su bitmesine rağmen bütün yaylalarda su bitince yaz sonunda herkes gelip traktörlere, kamyonlara oradan su alıyor. Su hayattır zaten sağ olsun dedeciğim de oraya hayratlık olarak yapmış. Herkes kullanabilir diyor. Bu videomuzda yine asırlık çınarımız Ali Kolukusa dedemizin Şahbaz kuyusundaki kuyusu yani yaptığı kendi emeğiyle yaptığı kuyusu ile ilgili röportaj yaptık. Dedeme çok teşekkür ederim. Allah uzun ömür versin. Başımızdan eksik etmesin inşallah. Çünkü çocukluğumuz yaylada geçti bizim. Evet. Biz yaylayı çok seviyoruz. Hala ben zaman buldukça kaçıp gidiyorum. Hani Allah nasip ederse ileride belki emekli olursak yaylamıza göçeriz diye. Keşke imkan olsa. Evet. Şimdi de giderim emekli olsam. Ben seviyorum yaylamızı. İşte yayla çok güzel. Dinliyorum dedeciğim. Var mı diyeceğim bir şey buradan? Hayır. Bütün herkese diyeceğim bir şey var mı? İçinde mesela Hindi Elif gelince yahut öteki belki müdahale edemez. Tabii orası şey ayrılık zaten. Orası ölçümde kuyuya kimse karışamaz değil mi? Sen rahat ol. Benim geçtiğim kuyunun üstünde 5-6 metre yukarısında narı ben zaten oraya onların hakkını ayırdım. Gelince motor duracak, su alacak yerlerini ayırdım. Tamam sen rahat ol, Kuyu herkes kullanacak dedim herkes yani onu söylemeye çalışıyor arkadaşlar. Herkes diyor. Götürecek. Kim gelirse gelsin kullansın diyor. Kinamasını atacak. Su götürecek, isterse Oğru'dan, isterse Belbören'den, nereden gelirse gelsin. Evet dedeciğim, var mı buradan torunlarına, oğullarına, çocuklarına söyleyeceğin bir şey? Ben ölür giderim, yalnız ki beni unutmasın. Unutmayız seni dedem, Allah'ım sen Allah uzun ömür versin dedeciğim. Seni çok seviyoruz biz, Allah uzun ömür versin. Dedeciğimiz bir tane, ebem dedem, biz ebe dede deriz hep. Allah razı olsun bize çok baktılar. Şeylere bile cami tamım direklerine bile yazdım. Evet yazın var, imzam var, biliyoruz onları, o da büyüdük biz. İnşallah. Bak bin mal sulanıyor tükenmiyor. Evet abi. Evet. Bin, Allah razı olsun. Sarı yeşilli bin. Allah razı olsun dedeciğim. Seni çok seviyoruz. Allah uzun ömür verir inşallah. Başımızdan eksik etmesin. Buradan bütün Yörük ve Boruncalı hemşehrilerimize sevgi saygılarımızı sunarken yörüktv.com sayfamıza da YouTube sayfamıza da abone olmayı unutmayın. Allah'ım hamam yaparlar. Mahsul olanlar. Allah razı olsun dediği bana yeter. Aynen dedeciğim. Çok sağ olasın. Buradan röportajımı bitirirken bütün yürük hemşehrilerimize ve boğunca hemşehrilerimize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Ben Veli Avcı, boğuncalaber.com.